Merhaba arkadaşlar, bugün Ayvalık'tayım. Ayvalık'ta şeytan sofrasındayım. Şeytan tepesi olarak da geçiyor aynı zamanda burası. Buranın garip bir hikayesi var. Şimdi ben size hem hikayeyi anlatacağım hem de manzarayı göstereceğim. Buranın çok güzel bir manzarası var. Şimdi hikayeye göre burada halktan kendini uzaklaştırmış birisi yaşıyormuş. Şurada da yazıyor zaten. Ben şimdi size anlatacağım onu. Şimdi Osmanlı hükümdarlığı döneminde burada Rumlar yaşıyormuş. Aşağıdaki kesimde yani Rumlar yaşıyormuş. Burada da Panolepe adında şeytan lakaplı birisi yaşıyormuş. Bu şeytan lakaplı Panolepe mistik bir yaşam sürüyormuş. Bu tepede yaşıyormuş ve kendisini halktan soyutlamış bir biçimde yaşıyormuş. Günün birinde halk kıtlık çekmeye başladığı zaman papazlar ve din adamları hedef olarak Panolepe'yi göstermiş. Demiş ki kıtlığın sebebi budur. Bunu öldürmemiz lazım. Acilen ölmesi gerekiyor. Bunu öldürmek için herkes birlik oluyor. Birbirine haber salıyorlar falan. Bu sırada da Panolepe bir keçi çobanından bunun haberini duyuyor. Öğreniyor. Öldürüleceğinin farkına varıyor. Tabii halk da kıtlık çekiyor. Ne yapıyorlar hemen? Panolepe buraya eşsiz bir, kuş sütü dahi eksik olmayan sofra kuruyor. Buraya kıtlıktan çıkıp gelmiş halk sofrayı görünce kendini kaybediyor. Bütün sofraya gömülüyor. Bu sırada da Panolepe buradan kaçarak kurtuluyor. Buranın böyle bir hikayesi var. Bu arada manzarayı da göstereyim sizlere dedim. Şu taraflar falan bayağı güzel yani. Burada şu anda yemek ve çay servisi yapılıyor. Özel bir işletme burayı işletiyor. Ama söylediğim gibi geçmişte bu tarz şeylerin yaşandığı rivayet ediliyor. Hakikaten çok güzel bir manzarası var buranın. Neredeyse Ayvalık'ın tamamını görebiliyorsunuz bu tepeden. Hani bu taraflarda da gözüküyor o tarafın sonuna doğru gittiğimiz zaman. Tam tepe kalıyor. Göremediğiniz hiçbir yer yok buradan. Her yeri görüyorsunuz civardaki. Dehşet bir yüksekliği var burasının. Çok da güzel bir manzarası var. Hani Ayvalık'a gelenlere, Balıkesir Ayvalık'a gelenlere burayı kesinlikle tavsiye ederim. Buraya gelmeden buradan ayrılmasınlar. Bizimkiler de bak orada el sallayın. Öyle. Evet arkadaşlar, buranın hikayesi de böyleydi. Size de anlatayım dedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok kısa bir video oldu ama. Abone değilseniz de hala abone olun mutlaka. Hoşçakalın.